Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz permütasyon olacak. Permütasyonun tanımıyla başlayacağız. Nasıl bir formül olduğunu göreceğiz. Sonrasında permütasyon soruları, problemleri ve daha sonrasında tekrarlı permütasyonla konuyu bitirmiş olacağız. Bakalım permütasyon ne demekmiş? R ve n birer sayma sayısı ve r n'den küçük. N elemanlı bir kümeniz var. R elemanlı dizilişleri aranıyorsa biz n elemanlı bir kümenin R'li permütasyonunu arıyoruz demektir bu aslında. Ne demeye çalıştım? 7 kişi var ve bir sinemaya gittiler atıyorum. 3 koltuk var. Bu 7 kişi o 3 koltuğa nasıl oturabilir? Kaç farklı şekilde oturabilir? Kaç farklı şekilde dizilebilir? İşte bunu arıyorsak biz permütasyon yapıyoruz. 7'nin üçlüsü diyecektim mesela. Burada n ve r diye verdiği için permütasyon n'in r'lisi diye yazıyoruz biz. Peki bunu nasıl açıyoruz? Aslında bunu da şöyle yapıyoruz. Formülümüz şu. Yukarıya n faktöriyeli yazdık. Yani o kümenin tamamını yazdık. Aşağıya da n eksi r faktöriyel diye açtık. Mesela hemen basitçe bir örnek verelim. Permütasyon 5'in üçlüsü. 5'in üçlüsü dediğimde yukarıda 5 faktöriyel olacak. Aşağıda 5 eksi 3 faktöriyel olacak. Yukarıyı ben şöyle düzenlersem 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Hemen şunu yapabilirim galiba, değil mi? 5, 4, 3, 2 yazdım. Burada durdum. 2 faktöriyel dedim. Bunlar gitti. 5, 4, 3. Böylece cevabın 60 olduğunu buldum. Bu şu demek oluyor bakın. 5 elemanım var. Mesela biraz önceki verdiğim örnek. 5 kişi sinemaya gittiler. 3 koltuk var. O 5 kişi 3 koltuğa 60 farklı şekilde oturabiliyorlarmış. 60 farklı dizilim yapılabiliyormuş. 60 farklı sıralama yapılabiliyormuş gibi cümlelerle değiştirebilirim sözü. Ama 5 kişinin üçlü permütasyonları 60 taneymiş dedik. Peki permütasyonda biz her seferinde şu formülü kullanmak zorunda mıyız? Aslında bunu birazcık basitleştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela ben permütasyon 10'un dörtlüsünü mü arıyorum? Yapacağım şey şu olmalı. 10'dan başlayıp 10 da dahil olmak üzere 10, 9, 8, 7. Neden 7'de durdum? Çünkü dörtlü permütasyonunu alıyorum. 4 tane sayı yazmam gerekir dedim. Aslında formül nasıl? N, n-1, n-2, n-r artı 1. Bakarsan burada 10 eksi 4 artı 1 7'de bitmesi gerekiyor. Ama buraya çok takılma. Ben şöyle basitleştirmek istiyorum. 10'dan başla. 4 tane sayı yaz dur. 10, 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4. sayı bitti. 10, 9, 8, 7'nin çarpımı permütasyon 10'un dörtlüsü diye yazılabilirmiş. Cevabı kaç çıkarsa dedik. Bazı permütasyon kurallarını bilmeliyiz. Hani gördüğümüzde direkt cevap vermeliyiz. N'in birlisi bu şu demek. N elemanın var, bir tane de koltuğun var. N eleman bir koltuğa en farklı şekilde oturabilir. 10 kişi var, bir koltuk var. 10 farklı durum oluşturur. Cevabım N'dir diyebilirim. N kişi var, N tane koltuk var. Yani 10 kişi sinemaya gittin, 10 koltuk var. 10 faktöriyel yani n faktöriyel şekilde oturabilirsin. Çünkü birinci koltuğa 10 kişi, ikinci koltuğa 9, üçüncü koltuğa 8, dördüncüye 7. Böyle 10. koltuğa 1 kişi kalır. 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı olur. Bu da n faktöriyeldir dedik. Sıfırlı kombinasyonumuz dediğimizde de hiç koltuk yok. Cevabımız direkt 1 olacak diyeceğiz. Ha bunları formülden bulabilir miyim? Bulabilirim. Ama bazı şeyleri bilmek İşimizi kolaylaştırıp zaman kazandırabilir bize sınavlarda. Bunu geçtim. Bakalım hemen sorularıma. Birincisini formülle yapayım. İkincisini kolayca şeyle yapalım. Mesela 5'in birlisi. Biz bunu biraz önce gördük. Dedik ki bir tane koltuk var. 5 kişi var. O zaman 5 farklı durum oluşturur. 4 kişi var. 4 koltuk var. 4 kişi 4 koltuksa 4 faktöriyel şekilde oturuyorlardı. Son olarak şunu bulmam lazım. 7'nin üçlüsü. 7'nin üçlüsü için de ben size biraz önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki 7'den başla. 7 de dahil. 3 tane sayı yaz. 7, 6, 5. Bunu da bulduk. Bunların hepsini toplarsak cevaba ulaşmış olacağız. 7, 6, 5'in çarpımı 210.
artı 5. 4 faktöriyelde 4, 3, 2, 1'in çarpımıydı. O da 24. Bunları toplarsam 239 çıkmış oldu benim cevabım diyebiliyorum. Bunu hızlıca geçebilirim diye düşünüyorum. Hemen buna bakalım. Permütasyon n'in birlisi ve n'in ikilisi 25'miş. N'in n'lisi ile n'in sıfırlısı nedir? Şundan bahsediyor bakın. N'in n'lisi n faktöriyeldi. N'in sıfırlısı da 1'di. Bu ikisinin toplamını soruyor. Aslında benim n'i bulmam lazım ki cevabı bitireyim. N'in birlisi. N'in birlisinin n olduğunu biliyorduk. Hani 5'in birlisi dediğimizde 5 geliyordu. 7'nin birlisi 7. N'in birlisi de n. N'in ikilisi ne demekti? N bir tane daha geri gittim. N eksi 1. Kendisinden başladım. 2 tane geri geldim. 1, 2. N eksi 1. İşte bu 25'miş. Hemen şunu yapalım. Şurada bir N parantezi gördüm. İkisinde de N var. N parantezini açtım. Sanki bunları silmişim gibi düşün. Burada görmesem de bir 1 var. Bir de burada n eksi 1 var. Dikkat et. Bu 1 eksi 1 birbirini götürdü. N çarpı n 25 geldi. O zaman ben buradan n'in 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. N 5 ise 5 faktöriyel artı 1'i soruyor soru bana. 5 faktöriyelin 120 olduğunu söylemiştik. 5, 4, 3, 2, 1'den. 120 artı 1'den de 121 gelmiş olur sorumun cevabı diyebiliyorum kolayca. Hemen baktım. Geldim, soru bana diyor ki bir permütasyon oluştur. Bunların kaç tanesinde C bulunur? Yani C'nin olmasını istiyor. Böyle sorularda şunu yapabilirim. Ben diyeyim ki A kümesinin herhangi bir üçlü permütasyonunu oluştursam. Yani bahsettiğim şey şu. A kümesinin 5 elemanı var. Herhangi üçlü permütasyonları. Bütün üçlü permütasyonları. O zaman bunun cevabı şuydu. 5'ten başla geriye doğru gel. 5, 4, 3. 3 tane geldiğim için durdum. Bunun cevabı 60. Bu 60 tüm üçlü permütasyonlar. Tüm üçlü permütasyonlar 60. Benden C'nin olanlarını istiyor. Bunun içinde C olanlar kaç tane? Bunu soruyor. Ben şöyle yapabilirim. C'yi dışarıda bırakayım. 4 elemanım var. 4'ün üçlü permütasyonuna bakayım. Yani o 4 elemanla bir üçlü sıralama yapayım. Burada da 4 çarpı 3 çarpı 2 olur. 4'ten başladım. 3 tane yazdım. Cevabım 24 geldi. Bu 24 de C hariç üçlü permütasyonlar. O zaman şunu söyleyebilirim. Ben bu 60'tan 24'ü çıkarsam kalan 36 tanenin içerisinde illaki C bulunmak zorundadır. Çünkü 24 tanenin hiçbirinde C yok. 60 tane de tüm durum. Kalan durumlarda illaki C olmak zorundadır. 36 tane üçlü permütasyonda C bulunur dedim. Tüm durum eksi C bulunmayanlar gibi bir yorumla yaptık bu soruyu. Hemen devam edelim. Buraları geçelim. Permütasyon problemlerimizde. Permütasyon problemleri şu. Aslında biz permütasyon deyince neyi konuşacağız? Onu söyleyelim bir kere daha. Permütasyon deyince soru bize sıralama diyorsa, dizilim diyorsa biz permütasyondan söz ettiğimizi anlayacağız. Permütasyon bir nesne grubu içerisinde sıra göstererek yapılan bir sıralama. Yani şundan bahsediyor. A ile B, B ile A'dan farklı. Çünkü burada A önce, burada B önce. Yani aslında ikisinde de aynı şey var. Ama sıralama burada çok önemli. Biz permütasyonda sıralamaya çok dikkat edeceğiz. Hemen bir bakalım. 4 hemşire, 3 doktor yan yana sıralanarak bir fotoğraf çekilecekler. Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilir? Şimdi dikkat etmeni istiyorum. 7 kişi var. 4 hemşire, 3 doktor. 7 kişi var. 7 kişi fotoğraf çektirecek. 7 kişi fotoğraf çektirecekse kaç farklı sıralama olur? Ben fotoğraf çekerken bir sayım yok değil mi? Yani 7 kişinin 3'ü fotoğraf çektirecek demiyorum. 7 kişi fotoğraf çektirecek.
7 faktöriyel durum olur. Aslında bu ne? Permütasyon. 7'nin 7'lisi. Şimdi bunu hallettik. 7 faktöriyel şekilde fotoğraf çekilebilirler dedim. 7 kişi olduğu için. Doktorlar yan yana olsun diyor. Yan yana olsun soruları önemli. Neden önemli? Yan yana olsunlar da şunu yapacağız gençler. Doktorlar yan yana. Hemen şunu yazalım bakın. Hemşire 1, hemşire 2, hemşire 3, hemşire 4, doktor 1, doktor 2, doktor 3. Şimdi bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Doktorları bir arada al diyor. Yani doktorların arasına kimse girmesin. Böyle sorularda yapman gereken şey şu olmalı. Bunu bir kişi al. Bunu bir kişi alırsan 4 tane de hemşire var. Toplamın 5 kişi oldu. 5 kişi olduğun için 5 faktöriyel şekilde sıralama yaparsın. Ama bir şeyi unutursun tek 5 faktöriyel dersen. Doktorları bir aldın da doktorlar da kendi içerisinde yer değiştirebilir. İşte bu buraya gidebilir, bu buraya gelebilir, bu buraya geçebilir veya D2 başa gelebilir. Bir sıralama değişiklikleri var. Onu nasıl buluruz? 3 kişi oldukları için doktorların kendi arasındaki yer değişimi de 3 faktöriyeldir. Buna da şöyle açıklamayı yazalım. Doktorların kendi içerisindeki yer değişimi. Böyle notumuzu aldık. Bir kişi saydık. Toplam 5 kişi oldu çünkü 4 hemşire vardı. Bir tane de doktor diye saydık. 5 kişi, 5 faktöriyel ama doktorların kendi arasındaki yer değişimini de aldık. Şimdi C şıkkına geldim. Herhangi iki doktor yan yana olmasın diyor. Şimdi sıkıntı olan şey doktorlar. Doktorlar yan yana gelmeyecek. O zaman benim rahatlıkla sıralayabileceğim kesim hemşireler. Hemen hemşireleri sıraladım. Hemşireler 4 hemşire olduğu için 4 faktöriyel şekilde sıralandılar. Değil mi? Hatta şöyle sıralım. Hemşire 1. Basit bir kendim sıralama yazdım buraya. Bu o 4 faktöriyelden bir tanesi. Böyle sıralandılar. Şimdi ben doktorları yerleştireceğim. Dikkat edersen doktorların yerleşimi için bir burası olabilir. Burası, burası, burası ve burası. Neden buraları aldım? Çünkü doktorlar yan yana gelmemeli. Benim istediğim şey bu. Doktorlar yan yana gelmeyecekse illaki aralarında hemşireler olacak. O yüzden zaten hemşireleri sıraladık. Sonra doktorların oturabileceği yerlere baktık. Birinci doktor 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane durumdan bir tanesine oturdu. Atıyorum buraya oturdu. İkinci doktor geldi. 1, 2, 3, 4 durumdan bir tanesine oturdu. 4. Mesela atıyorum buraya oturdu. Üçüncü doktor geldi. 1, 2, 3. Buraya oturdu. 3 durumdan bir tanesine oturdu sonuç olarak. Ve dikkat edersen hiçbir doktor da yan yana gelmedi. Hemşireler için herhangi bir sıkıntı yok. Hemşireler isterse yan yana gelsin. Ama şu maviyle çizdiklerim doktor illaki aralarında hemşire var. Nerede otururlarsa otursunlar. O zaman tüm durumun 4 faktöriyel çarpı bu oldu. 4 faktöriyelin 24, 5, 4, 3'ün çarpımında 60 olduğunu biliyoruz. 1440 tane durum oluşmuş oldu dedik. Böylece ilk sorumuzu bitirdik. Hemen ikinci sorumuzla şuradan devam edelim. Dikkat etmeni istiyorum. Hande YKS sınavına hazırlanıyormuş. 3 farklı matematik kitabı varmış. 4 farklı fizik kitabı, 2 farklı kimya kitabı. Hande bu kitapları dolabının rafında aynı dersin kitapları yan yana olsun diyerek yaptı. Ben şimdi hemen şöyle bir not alalım bakın şuraya. Matematik 1, matematik 2, matematik 3, fizik 1, fizik 2, fizik 3, fizik 4 ve de kimya 1, kimya 2. Şimdi bana diyor ki aynı dersinkiler bir arada olacak. Yani yan yana olacak. Matematikleri bir grup aldım. Fizikleri bir grup aldım. Kimyaları da bir grup aldım. O zaman benim elimde 1, 2, 3 kitap varmış gibi düşündüm. 3 kitap, 3 faktöriyel. Ama unutmayacağım bir şey vardı. Kendi aralarındaki yer değişimleri. Kendi aralarında matematikler 3 kitap olduğu için 3 faktöriyel. Fizikler 4 kitap olduğu için 4 faktöriyel. Kimyalar 2 kitap olduğu için 2 faktöriyel şekilde sıralanır. O da cevabı bana galiba
Denizli vermiş olur diyeceğim. Bu kadar şekilde sıralama yapabilirmiş. Bu 3 faktöriyel kitapları birer tane aldık. 3 kitap var. Bu matematik, bu fizik, bu da kimyaların kendi arasındaki yer değişimi olmuş oldu. Devam ediyorum. Hemen tekrarlı permütasyon işimizle devam edelim. Tekrarlı permütasyon ne? Şimdi biz permütasyonları yaparken şunu yaptık. Mesela A, B, C elemanlarını aldık ve bunları sıraladık. Şöyle dedik. A, B, C olsun. İşte A, C, B olsun. A'yı aldık. B, A, C olsun. B, C, A olsun. İşte C, B, A ve C, A, B. 3 eleman 3 faktöriyel şekilde sıralandı. 6 sıralama oldu. 3 faktöriyel zaten 6. Burada bir problemimiz yoktu. Neden yoktu? Çünkü elemanlar birbirinden farklıydı. Sıralamada beni yanlışa götürecek hiçbir şey yoktu. Ama şimdi şuna bakalım. A, B, C değil de A, B, B olursa ne olur? Nasıl bir sıralama olur? A'yı başa alırım, B, B yaparım. A, B. Şimdi bu B ile B'nin yer değiştirmesi arasında bir sıkıntı var mı? Sıralama önemliydi ama B ile B yer değiştirdiğinde bana bir faydası yok ki, sıralamamı değiştirmiyor. O zaman işte burada tekrarlı permütasyon devreye giriyor. Şöyle bir şey olabilir. B, A, B olabilir. B, B, A olabilir. Yani ben aslında şunu yapıyorum tekrarlı permütasyonda. Bak dikkat et. Bu sefer 3 elemandan 3 tane durum çıktı. Şimdi tekrarlı permütasyonda biz şunu yapacağız. Diyeceğiz ki aynı elemanlar var. Sıralamada yer değişimleri önemsiz. Çünkü o B ile B'nin kendi arasındaki yer değişimi beni hiçbir ekstra sonuca götürmüyor. O zaman ben şunu yapacağım. Diyeceğim ki tüm dizilimi bulayım. Atıyorum benim N tane elemanım var. N tane eleman N faktöriyel şekilde dizildi. Ama atıyorum bunlardan N artı 1 tanesi aynı. O N artı 1 N 1 tanesi aynı. N 1 tanesinin kendi içerisindeki yer değişimi benim için önemsiz. N 1 tane elemanın kendi içerisindeki yer değişimi de N 1 faktöriyeldi. O zaman bu N faktöriyeli N 1 faktöriyele böldüm. Başka N 2 tanesi de aynı olsun. Başka N 2 tanesi de aynı olsun. O zaman o N 2 tanenin kendi içerisindeki yer değişimi olan N 2 faktöriyel de benim için önemsiz. İşte atıyorum böyle böyle devam ediyor. En sonunda NK tanesi aynı. O NK tanenin kendi içerisindeki yer değişimi benim için önemsiz. Bahsettiğim şeyi anlamışsındır diye düşünüyorum. Ne dedim bir kere daha söyleyeyim. Dedim ki N faktöriyel tüm sıralama. Yani 10 elemanım var. Hemen bir örnekle yapalım bak bunu daha rahat anla. 10 top var. 3 sarı, 5 mavi, 2 yeşil. Şimdi 10 tane topu ben sıralama yaptığım zaman 10 faktöriyel şekilde sıralarım. Toplam 10 faktöriyel. Ama bu sarıların kendi içerisindeki yer değişimi olan 3 faktöriyel benim için burada gereksizdir. Çünkü bunlar özdeş. Bahsettiğimiz şey özdeş. Aynı. O zaman ben bunların kendi arasındaki yer değişimini çıkartmalıyım. Yok etmeliyim. Çarpımda yok etmek için bölmeliyim. Mavilerinkini de aynı şekilde yapmalıyım. Sarı, yeşillerinkini de aynı şekilde yapmalıyım dedim. Aslında tekrarlı permütasyon bu olmuş oldu. Bakalım sorularına. Patates kelimesinin harfleri yer değiştirilerek 7 harfli anlamlı veya anlamsız bir kelime oluşturmak isteniliyor. Buna göre kaç farklı kelime yazılabilir diyor. Hemen bakıyorum. Kaç farklı kelime yazılabilir? 7 harf var. 7 harf varsa 7 faktöriyel şekilde olur. Ama bölü 2 tane A var. 2 tane A'nın kendi arasındaki yer değişimi 2 faktöriyeli çıkarttım. 2 tane T var. O 2 tane T'nin de kendi içerisindeki yer değişimini çıkarttım. 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel geldi cevabım. İlkini anlaştık. Geldik B şıkkına. B şıkkı benim için şöyle bir şey diyor. T ile başlayıp E ile bitsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya T koy diyor. Buraya E koy diyor. Ortadakiler neler olacak? Şuraya kalanlar sırayla yazalım. P var. A var. Bir tane daha A var. Bir tane T var. Bir de S var.
Bunu yazacağım ortaya. O zaman ben bunlar zaten sabit oldukları için sadece şunları sıralamalıyım. 5 eleman var, 5 faktöriyel şekilde sıralandı. Bölü 2 tane a olduğu için 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye cevabımı bitirdim. C şıkkına geldim. Bu arada bunların sonuçlarını bulmak zorunda değilsin. Testlerde genel olarak cevaplar hep bu şekilde faktöriyel olarak bırakılır. C şıkkına geldim. Her T harfinden sonra A harfi gelsin diyor. Yani bana diyor ki TA şeklinde grupla bunları. TA şeklinde grupladım. Bir tane TA'yı aldım. E bak bir tane daha var ondan. Bir TA grubu daha oluşturdum. Bunları birer grup yaptım. Sona kalanlar da P, V, E, V, S. Şimdi o zaman bunu bir grup, bunu bir grup diye düşünürsem bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5 eleman var. 5. eleman. 5 elemanın sıralanışı 5 faktöriyel dedik. Ama dikkat et, grup olarak aldıklarım zaten yine aynılar. O zaman onları da 2 faktöriyel şekilde dedim. Cevabım yine 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel gelmiş oldu diye biliyoruz. Hemen devam ettim. Önemli bir soruya geldik. 505.504 sayısının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı kaç doğal sayı yazılır diyor. Şimdi dikkat edersen burada yine bir tekrarlı permütasyonum var. Evet, 6 sayın var. 6 faktöriyel bölü. Hemen dikkat etmeni istediğim ne var? 3 tane 5 var. 3 faktöriyel. 2 tane de 0 var. 2 faktöriyel. Bu tüm dizilimler. Burada biz 6 basamaklı bir sayı yazmadık dikkat ederseniz. Biz sadece tüm dizilimleri aldık. Şu dizilimler arasında şöyle bir sayı da var. 0, 5, 5, 5, 0, 4. Bu sayı 6 basamak değil. Ama şu saydıklarımın arasında var. O zaman benim bunu 6 basamaklı olanlarını almam lazım bunun içerisinden. Onu nasıl söyleyeceğiz? Diyeceğiz ki dikkat ederseniz başa gelebilecek 6 tane durum var sayı. 6 sayı var. Hani basamak oluşturmaktan bahsetmiyoruz. İlk sayı için başa yazabileceğim sayı 6 tane. Ama ben bunlardan 2 tanesini istemiyorum. Çünkü 2 tanesi 0. O zaman 6 tane durumun 4 tanesi benim istediğim. Yani o başa 5, 5, 5 ve 4'ün bir tanesinin geldikleri 6 tane durumdan 4 tanesi benim istediğim. 6 bölü 4 ile 6'da 4 ile çarparak cevabımı bulabiliyorum dedim. Kaç farklı çift sayı yazılır diyor. Çift sayı için de 0 yine tüm durumları etkileyecek değil mi? Ben şunu yapabilirim. Bak yazdım. Burada 0'ın olduğunu kullanalım. Yani buraya 0 yazdığımız durumu kullanalım. Bir de buraya 4'ü yazdığımız durumu kullanalım. Şimdi buralar zaten belli. Tamam. O zaman ben 5 basamaklı sayılar oluşturmaya çalışacağım. 5 basamaklı sayılar da bak 0'ı dışarıda tuttuğum için 5, 5, 5, 0 ve 4. Yani 5 sayım var. Bunun 3 tanesi 5. O yüzden 3 faktöriyele böldüm. Ama dikkat edeceğim. Yine bir tane 0 kaldığı için o 0'ın başa gelme ihtimali var. Bu sefer bunu kaçla çarpacağım? 5 durum var. 5'in 4'lüsü. Çünkü bir tane 0'ı alamadım. 5'in 5'te 4 ile çarpmam lazım dedim. Buraya geldim. 4'ü aldığım zaman sona şu oldu. Yine 5 sayı var. 5 faktöriyel. Ama bunun 3 faktöriyeli. 3 tanesi 5. 2 tanesi de 0. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. Çarpı dedim. Şimdi bu sefer 4'ü bıraktım dışarıda. 2 tane 0 var. Yani 5 tanenin ikisi 0. O zaman ben bunun 5 tanenin 3 tanesini almam gerekiyor dedim. Ve bunları topladım. Cevabımı bulmuş oldum dedim. Hemen cevaplarını da bulalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel dedim. Durdum. Aşağıda da 3 faktöriyel var. 4 bölü 5 ile çarptım. Bunlar gitti. Bu 5'li de bu 5 gitti. 4 kere 4 16 tane buradan geldi. Hemen aynısını buraya yapalım. Şurayı 5 çarpı 4 çarpı 3 diye yazdım. Burada 3 faktöriyel zaten var.
2 faktöriyelin 2 olduğunu biliyorum. Direkt yazdım. 3 bölü 5. Bunlar gitti dikkat ederseniz. Bunlar gitti 5'ler. Bu 2 ile de bu 4'ü sadeleştirirsem. 2 kere 3'ten de 6 geldi. Toplam 22 tane çift 6 basamaklı sayıyı yazabiliyormuşum burada. Burada da yine işlemi yaparsak sonucunu buluruz diyebilirim. Hemen soruma devam ettim. Şekilde çizilen çizgiler bir semtin birbirini dik kesen sokaklarını göstermiş. A'dan hareket edip B'ye uğrayarak C'ye en kısa yoldan gidecek bir kimse kaç farklı yol izleyebilir? Şimdi dikkat et, birbirine bağlı iki durumdan bahsediyorum. A'dan B'ye, B'den C'ye gidecek. Önce A'dan C'ye gitme durumuna bakıyorum. Şunu kontrol ediyorum aslında, bakın. 1, 2, 3 tane sağa doğru hareket etti. 1, 2, 3, 4 sağa hareket etti. 1, 2 tane de yukarıya hareket etti. Yani toplam hareket sayım 6. O zaman 6 faktöriyel diyebilirim. Ama bunun 4 tanesi sağa olduğu için 4 faktöriyel, 2 tanesi yukarıya olduğu için 2 faktöriyele böldüm. İşte tekrarlı permütasyonu kullandım. B'ye ulaştım. Şimdi B'den C'ye bakalım. 1, 2, 2 tane sağa gittim. 2 tane de yukarı gittim. Yani toplam 4 tane hareket yaptım. 4 faktöriyel dedim. 2 faktöriyel, ikisi sağa. 2 faktöriyel, ikisi de yukarı olduğu için geldi. Hemen şunları sadeleştirsem. 6 faktöriyelin 720 olduğunu biliyorum. 2 faktöriyel 2, 2 faktöriyel 2, 2 faktöriyel 2. 720 bölü 80'den cevabım 90 gelecek. A'dan B'ye 90 tane yol, A'dan C'ye 90 farklı yol izleyebilirmişim dedim. Böylece permütasyon konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için, Birikim TV ekranlarında olduğunuz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.